gençin sevgisi. Bu ülkemizde sizi hasretle bekleyen insanlarımızın sevgisi. Sizlere bir kez daha onlar adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz hocam. Konya'mızın güzel insanları. Saadet Partisi Konya İl Teşkilatımızın birinci olağan kongresine devam ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi kongremize gönderilen telgrafları sizlere sunmak istiyorum. Ülkemizin ufkunu açarak mutlu yarınlara taşıyacak sevgi ve kardeşliğin teminatı olan partimizin Konya İl Teşkilatı'nın birinci olağan kongresinin tüm insanlığa hayırlar getirmesi dileğiyle iştirak eden tüm kardeşlerimi selam ve muhabbetle kucaklıyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Necai Kutan Beyefendi. Milli Görüş davamızın büyük lideri, çok muhterem hocam, değerli genel başkan yardımcımız, değerli milletvekilimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız, çok değerli teşkilatımızın her kademesinde görev almış dava kardeşlerim, hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim, çok değerli misafirler ve gönüldaşlarım. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Konya'mızın en büyük kapalı spor salonlarında bir tarihi gün daha yaşıyoruz. Elbette ki bu salon daha önce de milli görüş erlerinin muhteşem toplantılarına sahne oldu. Ama bugünkü toplantının bir farklı anlamı var. Bir farklı manaya şehadet ediyor. O da şudur ki hepimizin bildiği gibi haksızlık ve zulüm prangalarının sökülmesine şehadet ediyor bu salon bugün. Bir büyük hasretin bitişine şehadet ediyor. Milli görüş liderinin yeniden sancağı alıp yola çıkıp öne düşüşüne şehadet ediyor. Onun için bugünkü toplantının anlamı biraz daha farklı, biraz daha büyüktür. Değerli kardeşlerim, bize, hepimize ama bu dava erlerine şeref kazandıran, haysiyet kazandıran, vakar kazandıran bir davanın mensuplarıyız. Hamd ediyoruz Allah'a. 1969'lu yıllarda başlayan milli görüş davası bizim çocukluk yıllarımızdan itibaren birçok büyüklerimizle beraber, birçok arkadaşlarımızla, dostlarımızla, kardeşlerimizle beraber bugünlere geldik. Teşkilatımızın çok değişik kademelerinde görev aldık. Dün bizi milletvekili seçmiştiniz. Bugün il başkanlığını layık gördünüz. Şuna bakın ki bu davada her safhada er olmak, çiftçi olmak, işçi olmak mutlak manada büyük bir şerefe haizdir. Bunun inancındayım, bunun bilincindeyim. Değerli kardeşlerim, bakınız, Irak'taki katliamı gerçekleştiren, insanları ve Müslümanları katleden insanlar için Amerikalı genç ve cesur kadın ve erkek askerlerin memleketlerine dönmesi için duacıyız diyen bir başbakan olmaktansa şu davada, milli görüş davasında Konya teşkilatının çaycısı olmayı şeref telakki ediyorum. Ama bir taraftan da değerli kardeşlerim, seher vakti gece kalkıp ellerini Rabbine açıp Iraklı Müslümanlar için dua isteyen, Fetih Suresini okuyan insanlar da var, şahbazlar da var aramızda. Değerli kardeşlerim,
salonun izdihamını biliyorum, sözlerimi tamamlayacağım. Bir tarafta haysiyet, bakar, şahsiyet, milli görüş. Bir tarafta da milli görüşü terörist ilan etme, PKK ile aynı saflara koyma ve pahalılığını gösterenler. Heyhat, heyhat, değerli kardeşlerim, milli görüşün eğer Amerika'ya karşı dik duruşu, İsrail'e karşı dik duruşu, Siyonizm'e karşı dik duruşu, terörizm ise biz buna sonuna kadar devam edeceğiz. Filistin'in yanında durmak, Filipinlerin yanında durmak, Iraklı'nın yanında durmak, zulme uğrayanların, mazlum milletlerin hakkını savunmak birilerine göre eğer terörizm ise, ki bu asla değildir, biz buna devam edeceğiz, bu böyle bilinir. Muhterem kardeşlerim, inşallah millet ve memleketimiz kendi asli görüşüne, dünya görüşüne, milli görüşüne yeniden sahip çıkacaktır. Son cümlemi söylüyorum. İyi ki milli görüşçüyüz. İyi ki saadetliyiz. İyi ki muhterem Erbakan'ın yanındayız. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. 1996-1997 yılları Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı muhterem hocam, değerli divan başkanımız ve divan üyelerimiz, kıymetli teşkilat mensuplarımız, basınımızın değerli mensupları, Saadet Partimizin birinci olağan kongresinin hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konya'mız Allah'a şükürler olsun milli görüşümüzün kalesidir. İşte yine Konya'mızın en büyük salonuna bugün sığmadık, doldurduk, taşırdık andolsun. Muhterem hocam, kıymetli teşkilat mensuplarımız, Saadet Partisi demek, milli görüş demek, bütün dünyada ve ülkemizde huzurun, afiyetin, güzelliğin, hayrın hakim olması demektir. İşte bugün maalesef, inşallah en kısa zamanda durum değişir, milli görüşün parlamentoda güçlü bir şekilde temsil edilmemesinden dolayı hem ülkemizde hem bütün dünyada büyük sıkıntılar ve Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, dünyanın pek çok yerinde büyük zulümler var. Bütün bunların önüne geçmek için Asya ve Avrupa'nın ortasında Osmanlı'nın torunları olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin milli bir anlayışla idare edilerek hem ülkemize hem de bütün dünyaya hakkı ve adaleti hakim kılma mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Çok muhterem başbakanım, değerli hocam, değerli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Gecemizin, kongremizin hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugün her zaman belki aynı cümleyi kullanıyoruz. Zor günlerden geçtiğimiz, bu günlerde yaşadığımız bugün son derece önemli. Milli görüşün başlangıç noktası ve milli görüşün kıyamete kadar çadırının orta direği olacak olan Selçuklu'nun başkenti, barışın başkenti, sevginin başkenti Konya'mızdayız. Milli görüşün lideri bugün Konya'mızı teşrif ettiler. Değerli kardeşlerim,
Değerli kardeşlerim, bir seçimden yakında çıktık. Hemen akabinde şimdi birlikte bir kongrede buluştuk. Bu kongre vesilesiyle öncelikle bugüne kadar emeği geçen, çalışan bütün il yönetim kurulu üyesi kardeşlerime, başta değerli başkanları, değerli başkanımız Tahir Akyürek Bey olmak üzere şükranlarımızı arz ediyoruz. Muhterem hocam, işte Türkiye'nin Konya'daki sevdası, işte meydan, işte milli görüş lideri, işte Recep Erbakan. Selamun aleyküm çok aziz muhterem Konyalı kardeşlerim. Hepinizi hürmetle mahvete selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Her şeyden evvel sözlerime Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ederek başlıyorum. Büyük Selçuklu payitahtımız Konya'mızdayız. İnançlı, çalışkan, vefakar, sadık Konyalı kardeşlerimizle beraber Saadet Partimizin birinci olan kongresini yapıyoruz. Böyle hayırlı mübarek bir günde bu inançlı kardeşlerimizle Türkiye'mizin, dünyanın göz bebeği Konya'mızda bir arada bulunmuş olmak elbette bizler için en büyük bahtiyarlıktır. Elbette sözlerine başlarken önce bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ederiz. Elhamdülillah. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Sözlerime başlarken önce Saadet Partimizin Konya İl Kongresi'nin Türkiye'mizin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek başlıyorum ve her şeyden evvel böylesine tarihi bir toplantıya koşup şu coşkulu hislerinizle bu kıymetli inançlarınızı kattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu arada bilhassa kongrenin kıymetli başkanlık divanı mensuplarını, kongre başkanı kardeşimiz başta olmak üzere kalpten saygıyla selamlıyorum. Kıymetli delege kardeşlerime saygılarımı sunuyorum. Bu toplantıya teşvik etmiş olan Konyalı kardeşlerim olarak hepimizi alnınızdan öpüp bağrıma basıyorum. Ve bilhassa salonumuzun büyük bir kısmına teşvik etmiş olan hanım kardeşlerimize ayrıca saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ve salonumuzun yine büyük kısmında yer alan Konyalı gençlerimize kalpten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinizi alnınızdan öpüp bağrıma basıyorum. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, yepyeni bir hamle dönemine girmek üzere bugün bu kongremizi yaparken sizleri muhabbetle kucaklamak için huzurlarınıza koştum geldim ve bu kucaklamayı yaparken önce bir takım temel taşlarımızı bir kere daha yerine yerleştirerek söze başlamakta fayda görüyorum. Tabii söze Konya'mızdan başlayacağım. Konya'mız belli-i muhayyeredir. Her zaman ve şimdi de.
Bunun manasını hepimiz çok iyi biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hangi şehri almak istersin? Medine mi, Şam mı, Konya mı diye buyurulduğu zaman o dönemde fakirlerinin çokluğundan dolayı Medine'yi tercih etmişlerdi. Ancak hangi şehri almak istersin denirken bu şehirler arasında Konya'mızın da takdim edilmiş olması elbette hepimiz için en büyük şereftir. Konya'mız böylece müstesnaisiz bir şerefe layıktır. Ayrıca Konya'mız Anadolu'daki ilk Selçuklu payitahtımızdır. Tıpkı bugün olduğu gibi tam 1000 yıl önce de o Selçuklu ahvadının bugünkü heyecanı gibi 1000 sene evvel de inançlı insanlar işte bu Konya'mızda böyle toplanıyorlardı ve yeryüzüne ışık saçıyorlar, medeniyeti yayıyorlar, insanlığı öğretiyorlar, yepyeni bir dünya kuruyorlardı. Şimdi 1000 yıl sonra yeniden insanlığın karanlık noktalara geldiği bir dönemde tekrar Selçukluların torunları olarak burada toplandık. Yeni kurtuluş dönemini başlatıyoruz. İnşallah bu kongremiz Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla yeni bir kurtuluş döneminin başlangıcı olur. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Konya'mız Mevlana'mızın şehridir. Mevlana bütün insanlığa ışık saçmış, iftihar ettiğimiz en büyük alimimiz, her türlü insana gel demiş, şevki, hoşgörüyü bütün insanlığa öğretmiş, en ince felsefesiyle herkese asırlar boyu öğretmenlik yapmış, müstesna bir büyüğümüz, onun huzurlarında toplanmış olmak ne büyük bir şereftir, Allah'ın ne büyük lütfudur. Elhamdülillah işte Mevlana'mızın Konya'sındayız. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Konya'mızın bu saydığım büyük tarihi şereflerine ilaveten yine eşsiz şerefleri var. Bunların başında Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin daha 1000 sene evvel Fütuhat-ı Mekkiyesi'nde müjdelediği gibi insanlar tekrar bir fetret devrine düştükleri zaman kurtuluş Konya'mızdan başlayacaktır. Bu 1000 sene önce belirtilmiş. Şimdi gün geçtikçe bu sözün ne kadar gerçek olduğunu çok daha iyi hissediyoruz. Çünkü şu anda insanlık gerçekten bir fetret devri yaşıyor. Yeni bir dünyanın kurulması gerekiyor. Bu kongre, Saadet Partisi, bu heyecan, bu iman, bu coşku işte bu yeni dünyanın kurulmasının heyecanıdır. Ve Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin 1000 sene önceden müjdelediği kurtuluş hareketinin ta kendisidir. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, işte bundan dolayıdır ki Konya'mız Milli Görüş Hareketi'nin doğduğu yerdir. İşte bundan dolayıdır ki Konya'mız demin muhterem Rıza Güner Bey kardeşimizin de ifade buyurdukları gibi her zaman Milli Görüş çadırının direğinin dayandığı yerdir. Bundan dolayıdır ki Konya'mız Milli Görüş'ün temelidir, kendisidir, timsalidir. İşte bütün bu sayılamayacak kadar çok büyük şereflere sahip olan Konya'mızdayız. İşte yepyeni bir atılım dönemini başlatıyoruz. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bu dönem başlarken demin ifadeye çalıştığım gibi birkaç temel taşı yerine koymakta fayda var. Bu temel taşların başında Saadet Partimizi çok iyi tanımalıyız. Görüldüğü gibi Saadet Partisi bir hilal ve onun üzerine 5 tane yıldız koymuş. Bu 5 tane yıldızın çeşitli bakımlardan çeşitli manaları var. Önce bir defa Saadet Partimiz bu milletin aslıdır, özüdür, inancıdır, tarihidir, kendisidir. Saadet Partisi'nin dışındaki partiler ise batı taklitçisi veya taklit partileridir. Bu sebepten dolayıdır ki hepsi bir tarafa, Saadet Partisi bir tarafa. Bu söylediğim gerçek. Daha 1970 yılının 24 Ocağı'nda Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunu takip eden ilk büyük toplantının 10 Şubat Ankara Kızılay Sineması'nda 1970 yılında yapıldığı tarihte tarihi konuşmalarla tespit edilmiştir.
O günkü eşsiz heyecanlı toplantımıza Allah rahmet eylesin Necip Fazıl Bey gelmiş ve Milli Nizam Partisi'nin kurulmasını şu cümlelerle tarif etmiştir. 25 yıldan beri çok partili hayata girdik. Birçok partiler ortaya çıktı. Bunlar hep Avrupa taklitçisi, Batı'yı taklit eden zihniyetler olarak ortaya çıktılar. Ülkenin beklediği hizmetleri yapamadılar. Millet 25 sene sabretti. İşte şimdi bugün, yani 1970 yılının 10 Şubat günü milletimiz asıl kendi partisini kuruyor. Kendisi adına harekete geçiriyor. Taklitleri bir kenara itiyor ve savunma hakkını kullanıyor. Kendisine karşı yapılmış haksızlıklara ve zulümlere ve taklitçilere karşı. Dolayısıyla bugün yeni bir parti kurulmuyor. Yeni bir dönem başlıyor. Millet şimdi kendisini ortaya koyuyor demiştir. İşte Milli Nizam Partisi o gün nasıl milli görüşü temsil ediyorsa bugün de Saadet Partisi milli görüşü temsil ediyor. Ondan dolayı Saadet Partisi milletin aslıdır, özüdür ve kendisidir. Aynı gerçeği yine Milli Nizam Partisi kurulurken Eşref Edip Bey, Allah rahmet etsin, o gün öğleden sonra parti merkezindeki sohbetimiz esnasında şu sözlerle dile getirmiştir. Demiştir ki ben 90 küsur yaşındayım. Değil mi ki bugünü gördüm, artık ölebilirim. Çünkü 60 yıldan beri hep bu milletin aslına döneceğini savundum. Bugün ise bu savunduğum fikirlerin gerçek olduğunu, işte milletin aslına döndüğünü gördüm. Ondan dolayı hayatımın gayesine ulaştım. Şimdi artık ölebilirim. Çünkü bu millet kendi partisini, kendi aslını, kendi görüşünü ortaya koymuş ve milli nizamı kurmuştur demişlerdir. Şu gördüğümüz ikinci yıldıza gelince Saadet Partisi bayrağında bu yıldızın manası saadet ancak Saadet Partisi ile mümkündür. Bunu göstermektedir. Bunu biraz sonra size çok kısa birkaç cümleyle, delilleriyle bir kere daha ispat etmeye çalışacağım inşallah. Onun için şimdi insizcan bozulmasın diye üzerinde durmayıp geçiyorum. Üçüncü yıldıza gelince, madem ki Saadet Partisi milletin aslıdır, kendisidir, saadetin tek yoludur, o halde her zaman Türkiye'nin en büyük partisidir. Saadet Partisi rakamlarla ölçülemez. Çünkü milletin kendisidir. Ve her zaman şu sözümüz kulağımızda çınlamaktadır, biliyorum. Bu ülkenin evladı olup da Saadet Parti olmamak mümkün değildir. Şu andaki 70 milyon insan iki kısımdır. Bir kısmı Saadet Partili olduğunu itiraf edenler, öbürküler ise sırasını bekleyenler. Hiç çaresi yok. Hepsi er genç bu bayrağın altında toplanacak. Çünkü mesele çok basit. Arkadaş sen saadet istiyor musun, istemiyor musun? Saadet istemeyen deli olur. İstiyorsun. Bitti. O halde bu bayrağın altına geleceksin. Başka çare yok. Çünkü saadetin bir tek yolu var. O yolu, o kapıyı Saadet Partisi tutmuş. Bitti. Saadet istediğine göre mutlaka bu bayrağın altına geleceksin. İşte bak bugün çeşitli aldatmacalar oynandıktan sonra nasıl fevç ve on binler, yüz binler tekrar Saadet Bayrağı altına koşuyor, görüyoruz. Neden? Çünkü Saadet Partisi saadetin tek yoludur. Milletin aslıdır, kendidir. Her şey aslına döner. Saadet Partisi'nin bayrağındaki dördüncü yıldıza gelince bütün partiler bir yana, Saadet Partisi bir yana. Neden dolayı? Çünkü inançla, gayesi bakımından canını başını ortaya koyarak çalışan tek parti Saadet Partisi'dir. Öbür partilerde bu çalışma olamaz. Filanca menfaati kopartmak, falanca yerden hortumlamak, bu maksatlar için niye koşayım, niye çalışayım der insanlar. Ama iş Saadet Partisi'ne gelince iş değişir. Burada gaye var, burada ideal var, burada saadet var. Burada hem dünya saadeti hem ahiret saadeti var ve bütün insanlığın kurtuluşu var. Ondan dolayı her aklı başında
başında insan burada elbette canıyla başıyla çalışmayı şiar edinmiştir. Bundan dolayı Saadet Partisi teşkilatı bir yana, diğerleri bir yana. Dört tane yıldızı saydım. Beşinci yıldız ne? Saadet Partisi'nin en mühim özelliği hakkı üstün tutmasıdır. Çünkü diğer partiler bunlar ya Batı taklitçisi ya Milli Görüş'ün taklitçisidir. Taklitçilikten hayır gelmez. Taklit ettikleri Batı zihniyetlerin kökü eski Yunan'a, Roma'ya gider. Onların kökü ise firavunlara dayanır. Ve temel inançlarında itiraf etseler de etmeseler de hakkı değil, kaba kuvveti üstün tutarlar. Bundan dolayı bütün diğer taklitçi ve taklit partiler bir yana, Saadet Partisi bir yana. Neden? Çünkü Saadet Partisi hakkı üstün tutuyor, hakkı üstün tutmanın timsalidir. İşte beş tane yıldız Saadet Partisi'nin öbür partilerden bir tanesi olmadığını. Altın başka, paslı teneke başka olduğunu gösteriyor, ispat ediyor. Çok aziz ve muhterem Konyalı kardeşlerim, bu beş yıldız aynı zamanda Saadet'in yalnız Saadet Partisi'ne mümkün olabileceğini de ispat ediyor. Neden? Çünkü bu yıldızlardan bir tanesi sevgi, hoşgörü, huzur, barışı temsil ediyor. Saadet Partisi'nin temeli şefkattir. Gayesi Türkiye'deki 70 milyon insan değil sadece. 6 milyar insanın hepsinin saadetidir. Biz yaratılmışı severiz Yaradan'dan ötürü. Hepsi Allah'ın kuludur. Hepsinin saadet bulması Saadet Partisi'nin gayesidir. Bak Mevlana'nın şehrindeyiz. Mevlana da 6 milyar insana seslenmiyor muydu? Gelin kurtuluş burada diye. İşte şimdi onların evlatları olarak aynı seslenişi bizler yapıyoruz. Gelin kurtuluş Saadet, Saadet Partisi'ndedir. Çünkü Saadet Partisi'nin temeli şefkattir, sevgidir. Gayesi bütün insanlığın saadetidir. İkinci yıldızın manası ise huzur temin edildikten sonra saadet için insan hakları lazım. İnsanların hür olması lazım. Onun için hürriyeti ve insan haklarını temsil ediyor. Diğer partiler insan haklarını veremezler. Neden? Çünkü onlar kuvveti üstün tutarlar. Hakkı üstün tutamazlar. Hakkı üstün tutarlarsa kendilerinin devam edemeyeceğini bilirler. Mesela bir insan çocuğuna dinini öğretmesi en doğal insan hakkıdır. Ama ben bu hakkı bu insanlara vermem diyor onlar içlerinden. Neden? Verirsem çocuk dinini öğrenirse benim yoluma gelmez. Öyleyse vermeyeceğim deyip baskı yapıyor. İnsan haklarını veremiyor. Çünkü hakkı üstün tutmuyor. İşte bundan dolayıdır ki saadete ancak Saadet Partisi ile ulaşılabilir. Üçüncü yıldız ise herkes hür olsun istiyoruz. Bu hürriyetler birbiriyle çatışırsa bunların hududunun adaletle çizilmesi lazım. Onun için üçüncü yıldız adaleti temsil ediyor. Adaleti de ancak Saadet Partisi tesis edebilir. Çünkü adaleti tesis için hakkı üstün tutmak lazım gelir. Kuvveti üstün tutan zihniyetler zulüm yaparlar, adalet tesis edemezler. Huzurunuz var, insan haklarınız, hürriyetiniz var, adalet var. Mesut olmak için bunlara ilaveten bir de refah lazım. İnsanlar ihtiyaçlarını ucuz ve boyut temin edebilmelidir. Refahı da ancak Saadet Partisi getirebilir. Çünkü Saadet Partisi herkese refah, komşusu açken kendisi tok yatmayan insanların partisidir. Bundan dolayıdır ki herkesin refahı ancak Saadet Partisi ile temin edilebilir. Beşinci yıldız ise saygınlık, izzet ve şeref. Bu da ancak Saadet Partisi ile temin edilebilir. Çünkü izzet ve şeref sahibi olabilmek için maneviyatçı olmanız lazım gelir bir. Materyalizme saygı duyulmaz, materyalizmin sonu vahşete gider. Bundan başka nefis terbiyesini esas almanız lazım gelir iki. Bundan başka hakkı üstün tutmanız lazım gelir üç.
hakkı üstün tutanla saygılık duyulabilir. İzzeti vardır. Nefsini terbiye eden de izzet vardır. Nefis azgınının izzeti olmaz. Ve maneviyatçılıkta şeref ve izzet vardır. İşte Saadet Partisi bütün bu kapıları tuttuğu için saadetin tek yoludur ve saadete ancak Saadet Partisi ile ulaşılabilir. Size birkaç cümleyle temel taşlarımızı kısaca yerli yerine çalıştırmaya çalıştım. Şimdi aynı şekilde çok kısaca bu akli delillere istinaden söylediğimiz gerçekleri aynı zamanda yaşadığımız olaylarla da kısaca ispat etmek istiyorum. Çok partili hayata gireli 25 seneden fazla oldu, 50 seneden fazla oldu. Bu 50 sene esnasında batıdaki çeşitli partiler kurdular. Ne zaman bunlar iş başına geldiyse taklit zihniyetler, milletimiz aç kalmış, ezilmiş, işsiz kalmıştır. Ne zaman milli görüş iş başına geldiyse milletimiz kalkınmış, refah bulmuş, yüzü gülmüş, saadet bulmuştur. Şu geçirdiğimiz 50 sene bunu apaçık bir şekilde ispat ediyor. Ama bu 50 seneyi baştan sona kadar şimdi konuşacak değiliz. Son yaşadığımız 6 seneyi 6 cümleyle özetlesek gene bu söylediğimiz gerçek apaçık kendini gösterir. Yani saadet ancak Saadet Partisi erişilir. Neden? Çünkü Saadet Partisi Milli Görüş'ün temsilcisidir. Buyurun. Tam 6 sene evvel 54. hükümet iş başına geldi. Bu hükümet bir milli görüş hükümetiydi. İş başına geldiği zaman Türkiye'nin hali bugünden farklı değildi. İnsanlar aç, işsiz, halktan toplanan bütün para faize gidiyor. Ve böylece millet inim inim iniyor idi. Böyle bir noktada milli görüş iş başına geldi, ne yaptı? Hepiniz biliyorsunuz. Yaptığımız iş şudur. Kolları sıvadık, besmeleyi çektik. Önce milli kaynakları harekete geçirdik. Bir kuruş yeni vergi koymadık biz 54. hükümette. Bir kuruşluk zam yapmadık. Bir kuruş iç borç almadık. Bir kuruş dış borç almadık. E peki nasıl ekonomiyi düzelttik? Nasıl insanlara refah getirdik? Nereden bulduk bu kaynakları? Bak sözle açıklamıyorum, işaretle açıklıyorum. Bu kaynakları buradan bulduk. Yani bu kaynakların temeli milli görüştür. Milli görüşle ancak bunları yapmak mümkündür ve ancak yapılmıştır. Ne yaptık biliyorsunuz. Önce tamamen milli kaynaklara dayanarak 6 ay içerisinde tam 35 milyar dolarlık yeni kaynak temin ettik devlete. Nereden temin ettik? 4 tane 10 milyar dolarlık kaynak paketi yaptık. Allah'ın bu millete verdiği nimetleri servete çevirmek üzere ve bu 40 milyar dolarlık paketimizden 6 ayda 13 milyar dolar fiilen temin ettik. Bunu temin edince devleti borçlandırmadık. Artık borç almayacaksınız dedik. Çünkü borç alınca korkunç faiz de alıyorsunuz %150 faizden. Fakir fukaranın saçı bitmedik yetim sadece hortumculara ve rantiyecilere ve dış güçlere gidiyor. Millete bir faydası olmuyor. Bütün toplanan para faize geliyor. Biz ise onlardan bir tanesi değiliz. Biz milli görüşçüyüz. Biz halka hizmet için geldik. Böylece borçlanmayacaksınız dedi. Her ay ne kadar para ihtiyacınız varsa bildireceksiniz. Biz nereden bu para ihtiyacını temin edeceğiz, sevindireceğiz? Bak ne yaptık? Sadece bir iki tane misalle söyleyeyim bu işler nasıl halloluyor. Ziraat Bankası müdürünü çağırdık. Arkadaş sen 40 milyon köylüye hizmet eden bir kuruluşsun. Senin ne kadar bankada rezervin var, paran var? Efendim 3 milyar dolarım var. Nerede bu para? İngiltere'de. Ne arıyor İngiltere'de bu para? Buyurun efendim sizden önceki başbakan bize yazılı emir verdi. Batılılar bizi zengin görsünler diye paranızı Avrupa bankalarınızda tutacaksınız demişler. Muhtemelen birisi komisyon alacak o bankalardan. Bu yüzden bir de bakıyorsunuz Ziraat Bankası'nın 3 milyar doları İngiltere'deki şubeye gönderilmiş.
İngiltere'deki şubede ne yaptınız? Efendim parayı kasamıza tutacak değildik. İngiliz bankalarına sorduk. En fazla %2 faiz veriyorlar bir yılda. Hatta bir kısmı parayı muhafaza için bizden para istiyor. Orada bir Türk bankası vardı. O Türk bankası %5 verince ona yatırdık 3 milyar doları. Bir rantiyeci banka, ismini söylemeye lüzum duymuyorum. O banka ne yaptı Ziraat Bankası'nın 3 milyar dolarını? %5 ile devletten aldı. %25 ile devletin parasını devlete faizden borç diye verdi. İşte oynanan oyun bu. Devletin parasıyla halkın imkanları bir avuç insana sevk ediliyor. Konya Karayolları yol yapacak para istiyor. Devlet bu parayı bulmak için bizden önce alışmışlar. %150 faizle borç alıp veriyor. Halbuki aynı devletin mesela İzmir'deki TEDAŞ elektrik şirketi halktan para toplamış, trilyonları var. Bu topladığı parayı özel bankalara gitmiş, %40 faizle koymuş. Ondan sonra o özel banka %40 ile devletten aldığı parayı %150 ile devlete borç diye veriyor, devletin kendi parasını. Bütün bunları tespit etmez ne yaptık? Hayır. Devletin bütün parasını bir tek hesapta toplayacağız dedik. Havuz sistemini kurduk. Şimdi bu talebelerimiz bu havuz sistemini biz de kurarız, biz de yaparız diye lafını yapıyorlar görüyorsunuz. Onlara tavsiye ediyorum. Önce bunu iyice bir kere daha yeniden öğrensinler. Siz eskiden bunlar yaparken bakandınız. Bakandınız ama bakan görmezdiniz. Sadece bakardınız. Ondan dolayı bunların nasıl yaptığını bilemezsiniz. Bu iş lafı yapmakla olmaz. Önce onun bütün Türkiye'deki hesapları, 10.000'den fazla hesabı günü gününe takip etmek için sizin bir büyük bilgisayar mahareti göstermeniz lazım. Nerede o maharet? Nerede o dirayet? Bu iş lafla olmaz. O zaman Konya'daki karayolunun parası mı lazım? TEDAŞ'ın parası varsa borç alma kardeşim. Al TEDAŞ'ın parasını kullan demek imkanı bulursun. Biz havuz sistemini kurduğumuz günün akşamını hatırlıyorum. Bu işte görevli devlet bakanımız Fehim Adak Bey'di. İlk hesapları getirdiler. Bir de baktık ki biz dünyanın en zenginiymişiz. Katrilyonlarımız varmış. Neden? Çünkü 10.000 tane devlet kuruluşunun hepsinde birçok ufak tefek paralar var. Bunlar özel bankalarda duruyor. Yok muamelesi görüyor. Bunların hepsini siz bir havuzda topladığınız zaman bir anda birdenbire zengin oluyorsunuz. Bunları topladık. Borç alınmayacak. Devlet kendi işini kendi parasıyla görecek. Çünkü borç demek faiz demek. Faiz demek fakir fukarayı işsiz bırakmak, aç bırakmak demek. Bu mücadeleyle 6 ay içerisinde faizden 10 milyar dolar kurtardık gece gündüz mücadele ederek. 1996 yılının devlet programına bakarsanız o yıl faize 24 milyar dolar gidecek diye görürsünüz. Biz ise savaşa savaşa 14 milyar dolarla kapattık. 10 milyar doların faize gitmesinden kurtardık. 13 milyar dolar kaynaklardan tefretik etti 23. Devlet kuruluşları, kitler, bunların hepsi bizden önce zarar ediyordu. Biz gelince birdenbire kara geçtiler. Neden? Çünkü onlar zarar etsin, ucuza rantiyecilere satalım zihniyetiyle hep yönetildiler. Bize gelince bu saçı bitmedik yetimin hakkıdır, bunların kar etmesi lazımdır dedik ve kara geçtiler. İyi de efendim bu nasıl oluyor? Bunun açıklaması çok kolay. Bak atasözü ne diyor? At sahibine göre kişner. Onlar geldiği zaman bunlar hep zarar ediyorlar. Biz geldiğimiz zaman kar ediyor. Bu zarar eden müesseseler kara geçiyor. Neden? Çünkü milli görüş geliyor. Bak biz 34 yıl her şeyi bir tarafa itmişiz. Hep bir kelimeyi tekrar tekrar söylüyor. Milli görüş, milli görüş, milli görüş. Neden? Kurtuluşun ilacı onun içinde yatıyordu onun için. Sen taklitçiye, sen Siyonizme, sen İsrail'e çalışırsan Konya'nın köylüsüne para veremezsin onun için.
kendi halkını, kendi insanını düşüneceksin. Milli görüş sahibi olacaksın. Bu olmadan olmaz. İşte size daha yakın mazide yaşanan gerçeklerle bu gerçeği bir kere daha açıkça gözlerinizin önüne seriyorum. İşte milli görüş, işte taklitçi görüşler. Bakınız, daha Ocak 1997'de 54. hükümetin büyük başarıları karşısında dış güçler planlarını hazırlarken, ki bu planlar demin söylediğim gibi elimize geçmiştir. Bu planların içerisinde efendim bunları önlemek için İmam Hatip okullarını kapatmak lazımdır diyen dış güçlerdir. Onların planında var bu. Kur'an kurslarını kapatmak lazım diyenler bu dış güçlerdir. Onların planında var bu. Bunların yanında aynen bu İMF'ye teslim edilecek programlar olduğu gibi bir şeyi daha yazmışlardır. Nedir o? Bu Refah Partisi'ni demokratik yoldan ödeyemeyiz. Mutlaka bölmemiz, parçalamamız lazımdır demişlerdir dış güçler. Ne zaman? 1997 yılının daha Ocak ayında yaptıkları plana göre. Sonra bu fikirlerini gerçekleştirmek için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler. Bizim bir takım arkadaşlarımızı etkilediler. Kendilerine nasihat ettik bu AKP'lilere. Yapmayın, etmeyin. Bu dış güçlerin planlarına alet olmayın. Ülkenin her zamandan daha fazla milli görüşe ihtiyacı var. Her zamandan daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Bu yollara sapmayın diye çok nasihat ettik. Başka ülkelerdeki ilim sahibi insanlar da geldi nasihat etti bunlara. Bu kötülüğü kendinize de memlekete yapmayın. Eğer yaparsanız hidayetiniz kararır. Hayırla şerri ayıramazsınız. Hayır yapıyoruz diye şer yaparsınız. Kendinizi de mahvedersiniz, milleti de mahvedersiniz dediler. Daha o zaman ve arkasından döndüler, geldiler bize de dediler ki hocam bak şahit ol. Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Fakat hadis-i şeriflerde de vardır. Cenab-ı Hak bir kulun bir müstahakı varsa onun aklını başından alır. Ne söylesem para etmez. Şimdi bunlarda bu durumu görüyoruz. Nasihatlarımız para etmiyor. Duadan başka yapacağımız bir şey yoktur. Her şeyi anlattık kendilerine dediler. Demekle kalmadı bu dış güçler. Bu planlarını yürütmek için şimdi artık Rusya çöktü. Tek bir Amerika var. O Amerika'da dünya siyonizminin, İsrail'in emrinde. Öyleyse hazır elimize fırsat geçmişken 5000 yıllık planlarımızı uygulayalım. Dünya hakimiyetimizi kuralım. 100 sene evvel biz İsviçre'de, Basel'de ne kararlar almıştık? Sultanahmet'i tahtından indirecektik. Osmanlı'yı yıkacaktık. İsrail'i kuracaktık. Ve 100 senede de Müslümanlığı yok edecektik. Osmanlı'yı yıktık. Sultanahmet'i indirdik. İsrail'i kurduk ama Müslümanlığı yok edemedik. Şimdi Orta Doğu'dayız ama yalnız vaziyetteyiz. Kendimize emniyetimiz, güvenimiz yok. Fakat Soğuk Harp bitti. Rusya tamamen iflas etti. Amerika tek kuvvet oldu. Onu da biz kontrol ediyoruz. Öyleyse yok edemediğimiz Müslümanları şimdi ezelim. Elimize fırsat geçmişken. İşte yaşadığımız Irak Savaşı bu planın bir uygulamasıdır. Şimdi arkadan Ürdün, Suriye, Mısır, Suudi Arabistan, İran ve tabii asıl hedef Türkiye'yi parçalamaktır. Ne yapmak istiyor bunlar? Kıbrıs'ı alıp Yunan'a verecekler. Neden? Çünkü Kıbrıs'ta Dikelya İngiliz üssü var. Bu üs çok mühim. İsrail'in savunması için bura Amerika'ya verilsin. Amerika uçak gemileriyle, füzeleriyle İsrail'e yakın bir noktada İsrail'in savunması için hazır kuvvet olarak beklesin. Onun için Kıbrıs'ın Türklerden alınması lazım. Şimdi oynanan plan budur. Bu yetmez. Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kuralım bizim emrimize tabi. Böylece Türkiye'yi bölelim. Doğu Anadolu'yu Türkiye'den ayıralım maazallah. Planlarını konuşuyoruz. Trabzon'u Rum yapalım, Pontus'u yeniden ihya edelim, Yunanlara verelim. İzmir'i Yunanlara verelim. İstanbul'u Bizans yapalım, Vatikan gibi.
Müslümanlıkla alakasını keselim, bir ekümenlik olsun, siyasi bir yapısı olsun, Türkiye'ye ait olmasın, ne kaldı geriye? 3-5 tane vilayet. Oradaki halkı da Asya'ya sürelim. Hikaye konuşmuyoruz. 80 sene önce Sevr diye önümüze bunu koydular. Fakat bu millet o zaman 15 sene savaş yaptığı halde 1908'den 1914'e kadar savaş yaptı, 18'e kadar savaş yaptığı halde buna müsaade etmedi. Daha 5 yıl İstiklal Savaşı'nı yaptı ve bu planları uygulattırmadı. Yurduna gelen bütün yabancılar buradan kovdu. Böylece o Sevr'den kurtulmuş idik. Şimdi aradan 80 sene geçti. Dış güçler planlarında bir değişiklik yapmış değiller. Aynı planı fırsatlı fırsatı uygulayacağız diyorlar. Uygulamak için geldiler bundan önceki Ecevit hükümetine. Ecevit hükümeti bunlara Kıbrıs'ı vermeye taraftar olmadı. Irak'a hücumlarına taraftar olmadı. Bu sefer Ecevit hükümeti milleti işsiz ve aç bırakmak bakımından kullanıldığına göre artık değiştirebiliriz dediler. Ve 2004'te yapılacak olan seçimi 2 sene önceye bunun için aldılar. Neden? Orta Doğu'da planlarımız var. Türkiye mühim. Burada öyle bir iktidar olmalı ki bizim emrimizi dinlemeli. Öyleyse bir an evvel seçime gidelim. Tam o esnada bir kısım AKP'li yöneticilerle temaslar kurdular. Biz size seçimde destek olalım, siz de arkadan bize yardımcı olun. Şimdi olayları yaşıyoruz. Önce bir seçim yaşadık. Bu seçimde gördüğünüz gibi televizyon kanalları ve medya sadece 4 cümlenin propagandasını yaptı 3 ay. 3 ay bir insana deli derseniz 10.000 kere o insan deli olur. Oynadıkları oyun budur. 3 ay esnasında söyledikleri 4 cümle nedir? 1. Saadet Partisi barajı geçemez. Niye? Biz öyle istiyoruz. 2. Barajı sadece 2 parti geçecek. Birisi AKP, öbürü de CHP olacak. 3. Bu AKP de zaten milli görüşçüdür. Öyleyse ey Saadet Partililer, oyunuzu AKP'ye verin. Yoksa bak Baykal gelir, solcu gelir. Ondan dolayı oyunuzu verin diye 3 ay gece gündüz bu propagandayı yaptılar. Bakınız şu kongrede hepinizi hatırlatıyorum. Bizim Konya'da 140 bin kayıtlı üyemiz vardı, 40 bin oy aldık. 100 bin kayıtlı üyemiz bu propagandaya kapıldı, gitti, bu planlara alet oldu. Şimdi başını çalacak kaya arıyor. Ben bu işbirlikçilere neden sebep oldum diye yanıp tutuşuyor çünkü gerçekler ortaya çıktı. Felç felç tövbe edip geri dönüyor. Yaşadığımız gerçekler bunlardır. Bunların şimdi milletin önüne çıkıp da şu yaptıkları şeylerin hesabını vermeleri mümkün mü? Yahu 1000 yıllık bizim kardeşimiz Irak'ı öldürsün diye sen Amerikan askerini sırtında taşıyacaksın, hava yolunu açacaksın, gel buradan bir an evvel bombala, karşımızdaki köydeki Müslüman kardeşlerimizi, akrabalarımızı yok et diyeceksin, ben bunlarla koalisyondayım diyeceksin ve arkasından da ben bunların bir an evvel başarıyla yurtlarına dönmeleri için dua ediyorum diyeceksin. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza buyursun. Recep Tayyip Bey çok güzel söyledi geçen gün bir kongrede. Ben şaşırırım dedi. Ya bunlar bizim erkçi arkadaşlarımız mı değil mi? Bunlarla biz milyon kere bu meseleleri konuştuk. Bu nasıl bir hidayet kararmasıdır ki sen bütün milli menfaatleri bırakacaksın. Türkiye'yi parçalamak için planlara bu şekilde alet olacaksın. Ne büyük bir bedbahtlık. Allah muhafaza buyursun. Bu yaptıkların hesabını kimseye veremezler, kimsenin yüzüne bakamazlar. Sen kimden yanasın arkadaş? Bu milletten yana mısın, İsrail'den yana mısın? Önce şunu bir ortaya koy bakalım, şu yaptıklarına bak. Şu
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, işte böyle bir seçim oyunu oynandı. Bu propagandaların arkasından bilinen tablo çıktı. Bu AKP'deki bir takım arkadaşlarımız o günkü hallerini hatırlıyoruz. Oo, bir şey olmuş gibi gökte uçuyorlar. Niye? İyi ki biz Saadet Partisi'nden ayrıldık. Buraya geldik. Bak Saadet Partisi barajı geçemedi. Burada milletvekili olduk. Anayasayı değiştirecek güce kavunduk. İstediğimizi yapabiliyoruz. Ne akıllık yaptık diye düşünüyorlardı ilk günde. Ama sen bu milletin milli görüşünü bırakır da bu yanlış zihniyetlere alet olursan adaleti ilahiye var. Kısa zamanda bunu mutlaka cezasını çekersin. İşte 5 ayda boyaları döküldü. Şimdi aynı arkadaşlarımız gece gündüz çeşitli kanallardan hocamızdan özür dilemek istiyoruz. Yanılmışız. Çok yanlış yoldayız. Bu gidişatın sonu yok. Bizim 6 aya dayanmamız mümkün değil diye haber gönderiyorlar. Haberiniz olsun. Neden? Çünkü 6 ay içerisinde boyaları dökülmüştür ve gerçekler ortaya çıkmıştır. Nedir ortaya çıkan gerçekler? Bak 3 ay önce televizyonda bir konuşma yaptım. Kendileri eski arkadaşımız olduğu için şefkatle kendilerine ne yapmaları icap ettiğini söyledim. Ne dedim? Bak arkadaşlar, Türkiye'nin 3 tane meselesi vardı. Hükümet çözüm yeridir. Öğrenme yeri okul değildir. Şimdi bu meselelerden birincisi, önce milletimiz aç. 5 çocuklu bir emekli ailesi 130 milyon alıyor. Bu insan nasıl geçinecek? Geçinemiyor. Ağlıyor, feryat ediyor. Pazar yerine sadece artıkları toplamak için gidiyor. 30 sene millete hizmet etmiş, şimdi çocuğuna ekmek alamıyor. Efendim Ecevit zamanında da böyleydi. Evet böyleydi ama sen ben bunları çözeceğim diye geldin, daha da berbat ettin, hiçbir şey yaptığın yok. Bak o zaman hesap yaptık. Şimdi şu emekli ailesine çocuğuna ekmek almak için en aşağı 500 milyon lirayla para vermen lazım. 4 milyon emekli var. Ayda 500 milyon liradan hesaplarsan bu 10 milyar dolar yapar. Ne olacak? Emekli ekmek parası olsun diye 10 milyar dolar bulup vereceksin bir. İşçiyi aynı şekilde perişan etmişsin. Herkes işsiz kaldırır. Onlara 10 milyar dolar vereceksin. 2. Köylüyü zaten yok etmişsin. Ne pancar eker, ne buğday eker, ne parasını alır, ne hayvancılık yapabilir. 10 milyar dolar yetmez köylüye. 20 milyar, 30 milyar dolar vermeye mecbursun. Köylü ekmek parası bulsun, yaşasın diye. Öbür taraftan düşkünler var, yoksullar var, fakir fukara var ve emekliler var. Sen şimdi bunlara bu paraları vermek istersen en aşağı 100 milyar dolar bulacaksın arkadaş. 3 ay önce bunu çıktık söyledik. Söylemesi kolay hocam ama biz bunu nereden bulacağız? Bulamazsan ne oturdun oraya? Hani sen milli görüşçüydün? 54. hükümette bu işleri yapan bakanların arasındaydın. Seçimlerde köy köy dolaştın. 54. hükümetin yaptıklarını biz de beraber yaptık diye anlattın. Ama dedim sen o zaman bakandın, bakardın da görmezdin. Bakan başka, gören başka. Onlara bak biz geldik, biz konuşmuyoruz. 6 ayın içinde 35 milyar dolar bulduk. Bu bir senede 70 milyar dolar yapar. O zaman bu lazımdı, onu bulduk. Şimdi siz Türkiye'yi daha çok batırdınız, 100 milyar lazım. Şimdi de 100 milyar bulacaksınız. Bulmadan orada oturamazsınız. Orası çünkü icraat yeridir. Oraya bir boş tenekeyi koyup bekletemezsin. O teneke tıngır mıngır devrilir. İş yapılacak. Orası icraat yeridir. Ve bunlara bir nasihatta bulunduk. Dedi ki bak kendinizi aldatmayın, siz bunu yapamazsınız. Danışın, fikir alın, akıl alın, sizin yapacağınız iş değil bu. Sizin en büyük hatanız şu, siz zannediyorsunuz ki un var, su var, tuz var, ölse ekmek yaparım. Hayır, mayayı unutuyorsun. Maya olmazsa ekmek olmaz. Maya dediğin cevher, bu Allah vergisidir. Allah vergisi olmazsa ekmeğe olmasın. Senin yaptığın ekmek Nasrettin Hoca'nın yemeğine benzer.
Nasrettin Hoca ben bir yemek keşfettim ama benim de hoşuma gitmedi demiş. Ne bulmuş? Karnan ekmek bulmuş. Şimdi bunları yemeğe de bu. Millete karnan ekmek yiyin diyor. Böyle orada oturulmaz. Bundan dolayıdır ki milli kaynaklara dayanarak 100 milyar doların bulunması lazım bugün Türkiye'ye. İşte bu söylediğim var ya, bunu ancak milli görüş, ancak Saadet Partisi yapabiliyor. Başka hiçbir çare yok. İstersen sen bunu gör, istersen görme. Hayır, ben aç kalmak, işsiz kalmak, sürünmek istiyorum. Bak ben seçimlerden önce söyledim, ne dedim bana bak. Sözlerime kulak ver. Şimdi yarın yanlış yola gider. Bu dış güçlerin oyununa aldanırsan başın kayalara çarpar. O zaman ne yazık ki biz, oh olsun, biz size demedik mi? Yanlış yola gittiniz, az bile. Daha da çok aç kalmaya müstahaksınız diyemeyiz. Çünkü siz bizim milletimizsiniz. Biz sizin mesut olmanızı her zaman istemeye mecburuz. Bundan dolayı bu durumlara düşmekten sizden daha çok biz ızdırap duyarız. Kendinize de memlekete bu kötülüğü yapmayın. Bu hatayı işlemeyin. Milli görüşten ayrılmayın. Sadakattan ayrılmayın. 30 senedir yürüdüğünüz yolu inkar ederseniz kimse saygınlık duymaz. Bak şimdi şu salonda bulunan Saadet Partilerden bir tanesi dünyanın istediği yerine gitsin. Mesela hacca gidin, misal olarak söyleyeyim size. Bir de bakacaksınız ki Somali'den birisi gelmiş. Siz neredensiniz? Türkiye'den. Evet, Türkiye'den. Hangi partidensiniz? Saadet Partisi'nden dediğin zaman hemen boynuna sardı. Neden? Çünkü siz davasına bağlı sadık, bütün engellere rağmen inandığı yoldan dönmeyen safa sağlam insanlarsınız der, boynuna sarılır dünyanın her yerinde. Bundan dolayıdır ki bu izzeti, bu şerefi bırakıp dış güçlerin oyunlarına alet olarak hem kendisine hem de memlekete kötülük yapmak sadece bir bedbahtlıktır. Allah bir an evvel kurtarsın. Bu milletin ikinci meselesi insan haklarıdır. Bak bu başörtüsü zulmü hala devam ediyor. Yüz binlerce kız evladımız inancından dolayı, başını örtmek mecburiyetinden dolayı okullara gidemiyor. 4 sene doktor çıkmış, ihtisas yapacak, 1 ayı kalmış, o 1 aylık ihtisası yapacağı hastanenin başında birisi var. Hayır, bunu böyle avcı gibi bekliyor, bu başını örtüyor, gelir gelmez hemen cezalandıracağım ve buna bu ihtisası yaptırmayacağım diyor. Çocuk 11 sene lisede okumuş, 6 sene tıbbiyede okumuş, 4 senede ihtisas yapmış, 21 sene... Bunlar hep inancından dolayı başını örtülü yapmış. Şimdi 1 ay ihtisasını tamamlayıp bir tarz doktor olacak. Gidecek, halka hizmet edecek. Buna müsaade edilmiyor. Bu zulümler aynen devam ediyor. Şimdi şu AKP'lerin haline bak. Efendim yökü düzelteceğiz diye birbiri laf söylüyor. Ertesi gün yok tövbeler olsun, buna dokunamayız. Yanlış söyledik. Bak bu tarihi günde size bir anekdot, yaşadığımız bir olayı söyleyip hepinizi muhabbete kucaklayarak bu tarihi toplantımızı kapatmak istiyorum. Söyleyeceğim anekdot nedir biliyor musunuz? Bunlara da ders olsun diye söylüyorum. Sene 1980, Demirel gelmiş, 24 Ocak kararlarını almış. Aylardan Şubat ayı mecliste bütçe müzakereleri yapıyoruz. Bu müzakereler yapılırken bu Demirel 24 Ocak kararlarını haklı olarak aldığını göstermek için bir takım konuşmalar yaptı. Arkasından meclis zabıtlarından konuşuyorum. Biz çıktık, kendisine cevap verdik. Dedi ki bak Sayın Demirel, sen 4 kere gittin, 5 kere geldin. Şimdi çıktın, ne diyorsun sen? Diyorsun ki Erbakan doğru söylüyor. Bu milletin zenginlikleri var. Evet, bunları çalıştırarak imkan temin etmek lazım. Madenler, ormanlar, genç nüfus, her türlü turizme elverişli, 7 türlü iklim, her şey var. Bunları çalıştırmak lazım. Buna itiraz eden mi var? Bunları elbette çalıştırmamız lazım. Ama bak hoca, sen motorcusun, herkesten iyi bunu bilirsin. Bir motor çalışmazsa
karbüratörüne biraz benzin konur, buna ilk hareket benzini derler, motor böylece çalıştırılır, ondan sonra düşük devirde ememediği benzini emerek yoluna devam eder. Biz bu borçları dış ülkelerden arabayı harekete geçirmek için alıyoruz. İşte o dediğin ormanı, madeni işletmek için alıyoruz. Bundan dolayı buna ihtiyacımız var. Sen bunları tenkit etmen doğru değil dedi. Sonra ben de çıktım kendisine cevap verdim. Meclis sabıtlarını açıp bakın okuyun. Ne dedim ben ona? Bana bak Demirel. Sen bu konuşmayı 5 kere yaptın. Her sefer geldin. İlk hareket için borç alıyorum dedin. Aldın borcu, aldın. Ama senin motorun bir türlü çalışmadı. Niye biliyor musun? Çünkü senin dediğin gibi motorun çalışması için benzini karbüratöre koymak lazım. Senin arabanın motoru yok arkadaş. Karbüratörü yok. Sen aldığın parayı sokağa döküyorsun. Sokağa döktüğün zaman bu motor hiçbir zaman 50 kere de gelsen çalışmaz. Şimdi bunlar İMF'den borç para alıyor. Niçin? Faiz ödemek için. Köyünde işçiye memura bir şey verecek değil. Bu zihniyetle kurtulamayız. Bu zihniyetle işlerimizi çözemeyiz. Bak demin size dedim ki dış güçler bu planı yaptılar. Bu plan altında bir not var, onu size söyleyeyim. Diyorlar ki biz Refah Partisi'ni demokratik yoldan önleyemeyiz. Bunu bölmeliyiz. Şöyle şöyle yapmalıyız. Bütün planlarını orada tespit ediyorlar. Altında bir not var. Ne diyorlar biliyor musun? Ama dikkatli olalım. Bu aldatmayı bir kere yapabiliriz. Ha diyorlar. Şimdi bu aldatma bir kere olur. Bir daha olmaz. Bir daha sen 140 bin Saadet Partisi üyesine böyle rüzgar estirip aldatıp da Amerikalıyı Saadet Parti'nin sırtına bindirip taşıttıramazsın. Bu mümkün değil. Bunu bir kere aldattın yaptın ama gerçekler ortaya çıktı. Şimdi artık bu bir daha yürümez. Ne olacak? Milli görüşe döneceğiz. Aslımıza döneceğiz. Milli gücümüzle kalkınacağız. Yaşanabilir Türkiye'yi kuracağız. Yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız. Ve yeni bir dünyayı kuracağız. İşte Konya budur. İşte Muhittin Arabi Hazretleri'nin haber verdiği müjde budur. İşte bugünkü kongrenin manası budur. Yeniden büyük Türkiye'nin ve yeni bir dünyanın kuruluşunun şahlanışıdır. Allah hayırlı yapsın, mübarek etsin. Allah'a emanet olun. Selamlar. Evet, şimdi de hocamızın elleriyle temelini attığı Koncam tesislerinde üretilmiş olan el işçiliğiyle hazırlanmış bir vazoyu Konya'mız adına İl Yönetim Kurulu üyemiz ve İl Eski Başkanımız Sayın İbrahim Erkan Beyefendi hocamıza takdim ediyorlar.